Kumlardayız yine. Kadıpazarı'na doğru gidiyoruz bakalım. Bazı aldığımız malzemeler var. Yeni karavanımız için. Onları firmaya götürüyoruz. Kar yağabilir ya. Kar yağar mı diyorsun? Yağmur karı çevirebilir ya. Bayağı kötü yağıyor. Gidelim bakalım. Bu karavan ne duruma? Evet, gelmez, ne duruma gelmiş gelmez, görmek lazım hayatım. Bayağı kolaylamışlardır diye düşünüyorum canım. Hızlı ilerliyorlar. Bakalım şimdi neler yapmışlar. Gittiğimizde göreceğiz, bakacağız. Aldığımız bazı malzemeler var. Onları oraya bırakacağız. Bakalım. Hayırlısıyla bir varalım önce. Tabuttan sonra biraz konuşmada sıkıntılarım var. Düzgün konuşamadığım için konuşamıyorum. Tam kelimeleri tam çeviremiyorum. O normaldir canım. Yavaş yavaş normale döneceksin. Eskisi gibi sular seller gibi konuşacaksın inşallah. İnşallah. Hava da bayağı kötü yağıyor yani. Az buz değil. Neyse bakalım. Aracımız büyük bir hızla ilerliyor. Yapımda dışarılar bayağı bir kapandı. İçinde dolaplar da bayağı iskeletleri kurulmuş. Şimdi onlara da bakacağız. Bunlar bizim akülerimiz. Malzemeleri getirdik. Gene hemen bu tarafta diğer malzemelerimiz var. Hidraforumuz 18 dakikada 18 litre. MPDT artı DC-DC birlikte. İnvertörümüz redresörle birlikte. Şu arkadaki siyah olan. Onun altında şofbenimiz. Hermetik şofbenimiz. Onun altında gene Webosto'muz, dizel ısıtıcımız. Onun altında da fırınlı ocağımız. Daha televizyon, güneş panelleri, bunları da dedik daha sonra getirelim. Yani kırılma riski olan şeyler olduğu için daha sonra getiririz dedik bir sonraki gelişimizde. Şöyle bakalım. Arkadan görünüşü bu. Şöyle yandan gidiyoruz kapıya doğru. İçine bir girelim bakalım. İlerleme nasıl? Şu anda kasalar, iskeletler konmuş durumda. Bayağı şekillenmeye başladı. Burası oturma alanı olacak. Masası ve koltukları gelecek buraya. Burada yukarıda 130 santimlik bir yatak olacak. Kapı girişinde gene burada televizyon olacağı ve altında ayakkabının olacağı
köşe dolabımız gelecek buraya. Üstünde gene dolaplar olacak. Bu taraf mutfak tezgahı olacak. Burası da yukarıdaki dolaplar olacak. Altında rafı gelecek daha. Buraya da mutfak tezgahımız gelecek. Burası buzdolabının yeri olacak. Onun yanında gene şurada iki tane dolap olacak. Bu taraf yatak odamız, üst dolapları. Daha camları açılmadı, açılacak. Yerleri belirlenik. İki yanda ve arkada camı olacak. Burası da arka bagajımız olacak yatağın altında. Mümkün olduğunca geniş, olabildiğince geniş olsun diye uğraşıyoruz. Bu bölümde boy dolapları olacak. İki tane yukarıdan aşağıya ikiye böleceğiz ve iki tane boy dolabı olacak. Şöyle yapalım. Üst tarafı 120, altı da 90 gibi ne kadar kalırsa boy dolabı olacak. Şu aradan sürgü kapımız çıkacak ve istendiğinde şöyle bu kısma geldiği zaman şurası sürgü kapıyla kapandığında yatak odası diğer bölümlerden ayrılmış olacak. Burası banyonun yeri. Gördüğünüz gibi. Bu da 90'a 1,5. Dar olmasın dedik, ferah olsun dedik. Elimizden geldiğince ferah bir karavan yapmaya çalışıyoruz. Burası da bu şekilde. Mobilyalar yapıldıkça şekil şemal daha da ortaya çıkacak. Hızlı ilerliyoruz. Sağ olsunlar. Ladybug firması oldukça seri çalışan, sistemli çalışan bir firma. O yüzden de işlerini hızlı yapıyorlar. Bakalım bir şeyler şekillendikçe gene sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, bugün bayağı bir şeyleri netleştirdik. İyi oldu değil mi Niyazi ustam? Bayağı netleşti bir şeyler. Her şey çıktı piyasaya. Zaten iskeletleri hazırlamışsınız gayet Evet. güzel. Üstlerine şimdi gelecek olan kapakları, osu busu hepsi gelecek. Her şey yerine yerleşecek. Ben bunu da çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Valla çok süper bir şey yapacaklarına eminim. Böyle kocaman bir karavan olacak baksanıza. Man mı bu? Ne marka? Bu Enter. Enter marka kocaman bir kamyondan karavan yapıyorlar. İnşallah Bizimki bunlar. ilerlerken onu da görürüz inşallah bitmiş halini. Kesinlikle mi? Güzel bir şey olacak adam. Evet. Yani arkada çok büyük bir alan olacak. 8 metre. Of of of. Güzel şeyler çıkar ortaya. İnşallah güzel bir projemiz var. Bakalım istediğimiz gibi Sizin giderse. Arabada yani artık tamam yola girdi. Bizimki baya baya kolaylandı canım. Diyorum zaten yani sağ olsun Ladybug firması çok seri çalışan bir firma. Sistemli yaptıkları için işlerinde hızlı ilerliyor her şey. Böyle
birazcık ona bakayım, dur, ha şuna da birazcık bir şey yapayım demiyorlar. Yani hepsinin sırasıyla, sistemiyle yaptıkları için işler de hızlı ilerliyor. Her firmaya tavsiye ederim sistemli olmayı bu şekilde. Teşekkür ederiz.